Aşıklık kültürün gözüdür. Kültürün en güzel sözüdür. Şu vatanın da özüdür. Bu aşıklar kültür dünyası. Senden başka istemem yar, senle ömür oluyor kar. Sevgin yüreğime yakar, inan sana mecburum, mecburum, mecburum. Aşıklar, yazarlar, şairlerle tanışma programına hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Biraz kendinden bahseder misin Cezayir Cengiz? Çok güzel kültüre, sanata hizmet ediyorsun. Bir kültür merkezi açtınız. Evet. Hayırlı olsun İstanbul'da Cezayir Kültür Merkezi. Sevgili izleyicilerimiz, biz Hayat Yolu programı olarak bugün gerçekten güzel bir yere geldik. Kültür, evet. Kültür Merkezi'nin açılışı Cezayir var. Cezayir Kültür Merkezi. CKM aslında bunun kısaltılması. Evet. Cezayir Kültür Merkezi. Biz de kültür olan her yerde olmak istiyoruz zaten. Eyvallah. Gelmek istiyoruz. Geldik. Burada Cezayir abinin çok güzel dostları da burada. Hazır hoş burada kendine yapacağız. Önce açılışımızı yapacağız. Sonra içeride muhabbet, saz, söz, her şey, evet, var değil mi? Aynen öyle. Şiirler de var, türküler de var. Genel açılışımızı tamamen yapıyoruz. Bütün dostlara da selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yıllardan beri aşıkların içerisinde aşıklarla hemfikir olan Cezayir Bey mali müşavir olmasına göre bu arada sanatımıza, kültürümüze değer verip aşıklara böyle bir yer açtığı için kutluyor. Hayırlı uğurlu olsun, başarılı. Allah hayırlı uğurlu olsun. Evet, alkışlayalım o zaman şöyle. Çok sağ güzel. Olun, teşekkür olun. Ediyoruz. Hayırlı uğurlu. Şöyle... Bu etkinliği düzenlemiş olduğunuzdan dolayı çok teşekkür ederim öncelikle. Ben de kendim İstanbul'dan katılıyorum. Kendim Anadolu Dernek Kilit Kuramcısıyım. Her hafta çarşamba günleri Aşıklar Kültür Dünyası programı yapıyorum. Aynı zamanda şiir yorumcusuyum. Kendim mali müşavirim meslek olarak. Söylece ömür bir hayaldir. Ha varsın ha yoksun. Gelen bir bir gitti. Bu gece, son gece, dinle malı yalan, ömrü ettin talan, sana nedir kalan, bu gece, son gece, dizarı sevgiden, nimet hakikatten, bilir hakkı haktan, bu gece, son gece. Çok güzel, kalemin var olsun. Teşekkür ediyorum. Gerçekten ben senin daha çok şiirlerini de dinledim. Anadolu Dernek gibi de program yapıyorsunuz. Evet, ondan bahsedeyim. Ondan da bahsederseniz. Ben 10 yıldır televizyonda program yapıyorum. Anadolu Dernek gibi de her çarşamba günü. Aşıklar Kültür Dünyası programı. Hem Aşıklar Kültür Dünyası programının içeriği geniş. Tabii. Sanatçılarımız, şairlerimiz, çok güzel. Derneklerimiz, yazarlarımızın. Orada konuk ediyoruz. Sizin gibi birerleri biliyorsunuz. Siz çok sağ olun. Çok güzel. Evet, programa çıkmıştık. Gerçekten kayda değer bir program. Size kutluyorum. Gerçekten. Şimdi şöyle bir durum var. Toplumların değer yargıları vardır. Bu değer yargılarından birisi de aşıklarımız, ozanlarımız, sanatçılarımız, yazarlarımız, şairlerimiz. Tabii biz bunları kuşaktan kuşağa devam, evet, ettirenler. Evet. Biz bunları Aşık Şerif'ten alıp Dede Korkut'tan başlatıp bugüne kadar taşımanın gayreti içindeyiz. Kültür için varız. Kültürün 11 yerde varız. Bugün de Bursa'dayız. Çok güzel aradınız. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet. Bu edebiyatla ilgili gençlerimize ne tavsiye edersiniz? Edebiyat bizim hayat damarlarımızdan şah damarımız diyebilirim. Çünkü kültürlerin aktarılmaz edebiyat bulunur. Edebiyatla çocuklarımızı yetiştiririz. Bu kültürlerde zaten demin de sıraladığımız gibi çocuklarımıza bol bol okumalarını, tarihlerini dinlemelerini, kültürlerini dinlemelerini. Çünkü kültür, Atatürk'ün de dediği gibi hayat damarlarından birisi kopmuş demektir. Evet. Onun için biz bu konuda elimize gelen gayreti sarf edeceğiz. Bol bol okumalarını tavsiye ediyorum. Evet.
Evet. En büyük düşmanımız cehalettir demiş Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Çok doğru söylemiş gerçekten. Bunun için bütün büyüklerinizle rahmetle alıyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Evet. Ben çok mutlu oldum. Geldiğiniz için, davetimize icabet ettiğiniz için. Ümraniye Belediye'mizin düzenlemiş olduğu Aşıklar Şöleni'ne hepiniz hoş geldiniz. Birbirinden değerli aşıklarımız buradalar. Ve bu kültürün yaşatılması için belediyemizin vermiş olduğu destek ve bizim gayretimiz bu şekilde devam ediyor. Her yıl düzenliyoruz bunu. Aşıklık geleneği en önemli özelliği aşıklıkta doğaçlama vardır. Bir anda söylenir, bir anda o türküler, dizeler akla gelir. Dolayısıyla diğer sanat dallarındaki farkı doğaçlama anında söz söylenmesi ve aşıkların atışmaları yapılacak birazdan. Burada çok güzel türkülerle sizleri baş başa bırakacağız. Cezayir yanıyor özde, aşkın yakar beni közde. Kimselere demem sözde, inansa da mecburum, mecburum, mecburum. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben uzun zamandan beridir sizleri takip ediyorum. Yıllardan beri kültüre vermiş olduğunuz destekten dolayı da teşekkür ediyorum. Kendim halk sahibiyim. İsmim Özkan Gül'ü. Yani sizlerle tanışmak için geldim. Bundan sonra bu dostluğumuzun devam etmesini biliyorum. Eyvallah. İnşallah bundan sonra tanışırız. Daha fazla tanışırız. Bu kültürde elimize gelen gayreti size de bir yardımcı olmaya çalışırız. Sen yaksın, kan eyle, eyle, eyle.
can veren bende gelin. Üç gün gelin iken kan veren elenem. Can veren bende gelin. Köprüden geçemiyorum, kan böyle nereye, can böyle bende geldi. Az doldur içemiyorum, kan böyle nereye, can böyle bende geldi. Sen benden düştün ama, kan böyle nereye, can böyle bende geldi. Ben senden geçemiyorum. Can böyle bende geldi. Ben senden geçemiyorum. Aşka dostu ben neylerim, kimlere derdimi derim. Ancak ben sana söylerim, inan sana söylerim, inan sana mecburum.